Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleyküm ve tahiyyetun minni ileyküm eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, yine boşamayla ilgili ayetlerden çıkarılan hükümlerin 8.sine gelmiştik. Dolayısıyla El-Hukmü Thaminu 8. hükmü açıklayarak bugünkü dersimize başlayalım. Hel yubahu lizzevci, eş için mubah olur mu? Erkek için mubah olur mu? Ahsel mali, mal almak. Mukabilet talakı, yani eşini boşama karşılığında erkeğin hanımından bir mal alması mubah olur mu? Emerallahu, Allah-u Teala emretmiştir. İnde teslihil mer'eti, kadını serbest bırakma anında, en yekune bi ihsan, güzellikle serbest bırakmayı Allah-u Teala ne yapmıştır, emretmiştir. Ve neha ezzevce, erkeği nehyetmiştir, yasaklamıştır. En yekhuze şey'en mimma ata el mer'ete minel mehri, hanımına nikah anında verdiği mehirden herhangi bir şey almasını yasaklamıştır. İlla ancak fi haletil havfi, korku halinde hariç, ella yugîmâ hududallah, eğer erkek ve kadın, karı ve koca bu evlilik süresince Allah'ın belirlemiş olduğu hudutları ikame etme, devam ettirmekten endişe ederlerse, bu konuda korkarlarsa, o zaman وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, evet, hanımlarınıza verdiğiniz mehirden herhangi bir şey almanız sizin için helal değildir, buyuruyor Cenab-ı Allah ayette. İlla ancak en yahafa ella yugima hududallah, eğer Allah'ın çizdiği karı koca arasındaki sınırları devam ettirme, ikame etmekten endişe edilirse, korkulursa bu durum hariç deniliyor. Vel muradu, buradaki ayet-i kerimede kastedilen nedir? Ademü ikameti hududillah, Allah Teala'nın çizdiği sınırların devam ettirilememesi. Elleti şeraaha lizzevceyni, karı kocaya Allah'ın meşru kıldığı erkeğin hanımına karşı vazifesi, hanımın da kocasına karşı vazifesi tam manasıyla efendim yapılmazsa, böyle bir geçimsizlik durumunda, min hüsnil muaşereti, eğer güzel geçinme yoksa, ve ta'a, ve kadının erkeğine itaat etmesi söz konusu değilse, vel gıyam bi hakkı kullin mine zevceyni, karı kocadan her biri karşıdaki eşine karşı görevini yerine getirmiyorsa, böyle bir durum söz konusuysa, evet, nahvel ahar, yani karı kocadan herhangi biri diğerine karşı vazifesini yerine getirmiyorsa, böyle bir durumda fe in zaharat bevadiru şikak vel hilaf, karı koca arasında ihtilaf ve geçimsizlik emareleri ortaya çıkarsa, vestahkemet esbabül kerahiyye ve nefre, ve karı kocanın birbirinden nefret etmesi ve birbirini efendim hoş görmeme, nefret etme sebepleri kesin olarak ortaya çıkarsa, o zaman caze lil mer'eti, o zaman bayan için caiz olur. En tefte diye fidye olarak kocasına vermesi, bir malı, bir şeyi vermesi ve kocasının kendisini boşanmasını istemesi caiz olur. Ve caze lir racüli, o zaman erkek için de şu caiz olur. En yakuzel male, hanımının kendisine verdiği malı alması caiz olur. Ve talagul mer'eti ala hadel veçhi vel marufu, işte bu şekilde kadının kocasına bir mal verip de kendisini boşamasını istemesi ve bu şekilde anlaşmaları İslam dininde hul olarak bilinmektedir. El hul'u, bu şekilde boşamaya hul denilir.
Fekat arrafehul fukaha, nitekim fıkıh alimleri böyle bir boşamayı tarif etmişlerdir. Bi ennehu firagur racoli zevcetehu, erkeğin hanımından ayrılmasıdır. Ala bedelin yakuzuhu minha, hanımından aldığı bir bedel karşılığında hanımından ayrılmasına hul denilmektedir. Evet, bu İslam'da caiz olan bir boşama çeşididir. Ve fi ahsiz zevci el fidyete adlün ve insafun, evet, erkeğin hanımından böyle bir fidye alması insaftır ve bir adalettir. Bir efendim dinin meşru kıldığı bir husustur. Fe innehu huvellezî âtâhâ el-mihr, zira erkek hanımına mehri vermiştir. Ve bezele tekalife zevaci ve zifafi, gerek zifaf gerekse evlilik masraflarını erkek harcamıştır, erkek yapmıştır. Ve enfak aleyha, hanımına infakta bulunmuş, hanımının geçimini temin etmiştir. Ve hiye elleti gâbelet hâdâ kullehu, dolayısıyla hanım bütün bunları kabul etmiştir. Bil cuhudi, evet, bu erkeğin bu çabası, bu gayreti, bu efendim yaptıklarına karşılık kadın inkarda bulunmuş, güzel davranmamış ve talebetil firaga, ve hanım kocasından boşamasını istemiştir. Fekâne minel insâfi en terudda aleyhi mâ ahazet minhu. Dolayısıyla kadının kocasından aldığı malı, mehri kocasına tekrar iade etmesi uygundur. Vel aslu fî hâda, bu hususta, bu konuda asıl olan mâ ravâhul Buhârî, Buhârî'nin rivayet etmiş olduğu min kıssati imraati Sabit bin Kays, Sabit bin Kays'ın hanımı kıssasıdır. Ve kad tegaddeme, ve nitekim bu husus önceki kısımlarda açıklanmış ve geçmişti. Ve fihi kale leha aleyhisselam, nitekim o olayda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sabit bin Kays'ın hanımına şöyle demişti: Eteruddine aleyhi hadikatehu, koca insana mehir olarak verdiği bahçeyi ona iade ediyor musun diye sormuştu. Galet, kadın da ne'am, evet demişti. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: İkbel el hadigate, bahçeyi kabul et, ve tallik ha tatligaten, hanımını bir boşamayla boşa demiştir. Ve kad zehebe cumhurul fukaha, evet, fıkıh alimlerinin çoğunluğu şöyle bir görüş ifade etmişlerdir: İlâ ennehu yecüzü en yakuze zevcü mine zevceti ziyadeten alâ mâ âtâha, evet, erkeğin hanımına verdiği mehirden daha fazlasını hanımından alması caiz olur. Likavlihi teâlâ, çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: Felâ cünâhe aleyhimâ fî meftedet bi, kadının kocasına fidye olarak vermesi ve kocanın da onu almasında bir günah yoktur. Ve hâzâ âmmun, evet, bu ayet-i kerime umumidir. Yetenâvelül galîle vel ketîra, evet, hem az olan miktarı hem de çok olan miktarı içine almaktadır. Ve gâle Şâbî ve Zühri ve Hasanül Basri, evet, Şâbî, Zühri ve Hasanül Basri de bu konuda şöyle demişlerdir: La yahillu lizzevci eke, helal olmaz, en yekuze ziyadeten ala ma ataha, hanımına verdiği mehirden daha fazla alması helal olmaz. Li ennehu min babi ahsil mal biduni hakkın, o zaman böyle alırsa, fazla bir mal alırsa, o zaman haksız olarak malı almış olur. Ve hüccetuhum, ve bu şekilde düşünen ve bu görüşü ileri süren alimlerin delilleri: Ennel ayete, muhakkak ki ayet-i kerime, fi sadedil ahsi mimma ata erricalu ennisa'e, evet, erkeklerin hanımlarına mehir olarak verdikleri şeyi almaları
anlamındadır. Fela tecüzü ziyade, o zaman erkeğin hanımına verdiği mehirden daha fazla geri alması caiz değildir. Ve racihu, doğru olan, tercih edilen görüş ise enne ziyadete, fazla almak tecüzü caizdir. Velakinneha mekruhetün, fakat mekruhtur. Evet, doğru olan görüş budur diyor Muhammed Ali Sabuni. Ve kad ihtelefel fukaha'u, fıkıh alimleri itiraf etmişlerdir. Helül hul'u feshun ev talagun. Hul, yani erkeğin hanımından aldığı bir fidye, bir mal karşılığında hanımını boşaması, bu nikah akdinin feshedilmesi mi sayılır, yoksa talak mıdır, boşama mıdır? Fe zehebel cumhur, cumhur ulema bu konuda şöyle demişlerdir. İlâ ennehu talagun, evet bu bir boşamadır. Ve gale şafii fil kadîm, innehu feshun, evet. İmam-ı Şafii eski görüşünde bu boşamanın fesih olduğunu, nikah akdinin feshedildiğini söylemiştir. Ve faidetul hilaf, evet, bu hususta ihtilaf etmenin faydası nedir? Tazharu fîmâ idâ hale'aha alâ hel tahsibu tuhsebu aleyhi talga emlâ. Yani bu konuda fesih sayılması veya boşama sayılmasındaki sonuç şu şekilde ortaya çıkmaktadır. Şayet eğer bu boşama sayılırsa, o zaman erkek boşama haklarından birini kullanmış oluyor. Ama fesih sayılırsa, o zaman hanımını boşama haklarından birini kullanmamış oluyor. Bu burada ortaya çıkıyor. Vel edilletu ala hadihil mes'ele, yani bu konudaki deliller, ayrıntılar, tutlabu min kütübil furu, furu kitaplarından öğrenilebilir, alınabilir. Evet, fıkıh kitaplarında bu konuda daha ayrıntılı bilgiye efendim alınabilir. Evet, el hükmü tasi'u, bu ayetlerden çıkarılan 9. hükme gelince 9. hüküm şöyledir. Ma huve hükmül mutallaka selasen. Evet, 3 defa boşanmış olan kadının hükmü nedir? Yani erkek 3 hakkını kullanmışsa ve kadını 3 defa boşamışsa, ve keyfe tahillu lizzevcil evvel, o zaman birinci boşamış olan kocaya, erkeğe o bayan nasıl helal olur? Delle kavluhu teala, Allah Teala'nın ayet-i kerimesi şunu göstermektedir. Fe in tallakaha, eğer erkek hanımını boşarsa, fela tahillu lehu min ba'du, artık 3 boşamadan sonra o kadın o erkeğe helal olmaz. Hatta tenkiha zevcen gayra, ancak o kadın başka bir erkekle evlenirse ve o erkek de o kadını boşarsa, o zaman bundan sonra birinci erkeğe tekrar yeni bir nikahla dönebilir. Ala ennel mutallaka selasen, yani 3 defa boşanmış olan kadın, tahrumu ala zevcihel evveli, birinci kocasına haram olur. Hatta tetezevvece bizevcin ahara, evet, başka bir erkekle evleninceye kadar. Ve hiye elleti yüsemiha el fukaha, işte bu evliliğe ve bu boşamaya fıkıh alimleri şöyle isim veriyorlar. Bainetün beynunete kubra, büyük bain talak deniliyor. Büyük bir bain talakla boşama deniliyor. Bu 3 talak vuku bulduğunda, yani erkek ve kadın tamamen birbirinden ayrılmış oluyor ve birbirine haram oluyor. Ve zâlike li'ennallâh teâlâ zekeret talâga, çünkü Allah Teala boşamayı zikretmiştir. Ve beyyene, ve boşamayı şöyle açıklamıştır ayette. Ennehu merratâni, yani erkeğin hanımına dönme hakkı olan boşamanın birinci ve ikinci olduğunu söylemiştir. Sümme zekara hükmel hul, sonra kul hükmünü, hul şeklinde boşamanın hükmünü açıklamıştır. Ve agabehu bi kavlihi, bundan sonra da şu sözüyle açıklamada bulunmuştur. Şanı yüce olan Allah. Ve in tallakaha,
şayet erkek hanımını boşarsa fedelle ala ennel murada bihi, evet buradaki kastedilen ettalagat felaf talif, yani üçüncü kez boşarsa manasındadır. Galel Kurtubi, Kurtubi şöyle demiştir. El muradu bi kavlihi teala, şu ayeti kerimeden murad edilen ve intallegaha ayeti kerimesi, yani ettalgatet salisete, üçüncü boşamayı kullanırsa manasındadır. Fela tahillü lehu, o zaman kadın erkeğe helal olmaz. Hatta tenka zevcen gayrah, başka bir erkekle evleninceye kadar birinci erkeğe artık helal olmaz. Ve hâzâ mücme'un aleyhi la hilâfe fîhî. Evet, bu konuda alimler arasında icma vardır ve bu konuda ihtilaf yoktur. Ve zehebe cumhurul ulema, cumhur ulema şöyle bir görüş ortaya koymuşlardır. Vel eimmetul erbaatu, dört mezhep imamı, el müştehidune, müştehit olan dört mezhep imamı, ila ennel murada bin nikah fi kavlihi teala, şu ayeti kerimedeki nikahtan kastedilen, murad edilen, hatta tenkiha zevcen gayrahu, başka bir erkekle nikahlanana kadar. Yani burada kastedilen, bu nikahtan kastedilen el vat'u lel aktu. Evet, ikinci erkeğin o kadınla zifafa girmesidir. O kadınla cinsi münasebette bulunmasıdır. Sadece nikah akdi değildir. Fela tahillu lizzevcil evveli, o kadın birinci kocaya helal olmaz. Hatta yeta'aha ezzevcü thani, ikinci erkek o kadınla zifafa girinceye kadar helal olmaz. Ve ruviye an Said bin Müseyyed, Said bin Müseyyed'den rivayet edilmiştir ki ennehu gale, o şöyle söylemiştir. İnnel mutallaga selasen, üç defa boşanmış olan bayan, tahillü lil evveli bil akdi alethani. Evet, ikinci kocaya sadece nikah akdi yapılmakla helal olur demiştir Said bin Müseyyed. Böyle bir görüş ortaya koymuştur. Ve huve daifun, evet bu zayıf bir görüştür. Neden zayıftır? Li musademetihi lil hadisin ati es-sahih. Sahih olan, aşağıda zikredeceğimiz hadise efendim aykırı olduğu için bu görüş zayıf bir görüştür. Vahdeccel cumhur, cumhur ulema şöyle delil getirmişlerdir. Bima ravahu İbn-i Cerir, İbn-i Cerir'in rivayet ettiği rivayetten delil getirmişlerdir. An Aişe'te galet, Hazreti Aişe şöyle demiştir bu konuyla ilgili. Ca'et imratu Rufa'ate, Rufa'a adındaki sahabinin hanımı geldi. İla Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, peygambere geldi. Fekalet, dedi ki, kuntu inde Rufa'a, ben Rufa'nın yanındaydım, onun hanımıydım. Fe tallakani, o beni boşadı. Fe bette talagiyi, evet benim boşama, bu boşanmam bain oldu. Yani tamamen kocamla ayrıldım. Ve tezevveştü Abdurrahman İbni Zübeyir, daha sonra Abdurrahman İbni Zübeyir ile evlendim. Ve inne ma ma'ahu mislü hudbeti sevk. Evet, yani ikinci kocasını pek beğenmiyor. Ve onun yanındaki diyor, efendim işe yaramaz diyor. Fekale leha, o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadına dedi ki, türidine en terci'i ila Rufa'a, Rufa'a'ya tekrar geri dönmek mi istiyorsun? La, hayır dedi. Hatta tezugi usayletehu ve yezuga usayleteki. Evet, sen ondan muradını almadıkça, o erkek de senden murat almadıkça asla birinci kocana dönmen mümkün değildir buyurmuştur. Revahu ashabu sünen, sünen sahibi muhaddisler bu hadisi rivayet etmişlerdir. Bu sahih bir hadistir. Ben muradu bil usayle, bu hadiste geçen usayle ne demektir? El cima, yani erkek ve kadının
birlikte cima yapmasıdır. Cinsi münasebette bulunmalarıdır. Şebbehel lezzete fihi bil asel. Evet, bu cimadaki lezzeti, erkek ve bayanın duyduğu lezzeti bala benzetmiştir. Fakat vaddahat es-sünnetul mutahharatu, nitekim sünneti mutahhara, Peygamber Efendimiz'in sünneti bunu açıklamıştır. Ennel murada min lafzın nikah fil ayetil kerime, ayet-i kerimedeki nikah lafzından murad edilen huvel cima'u, cima'dır. Erkek ve bayanın cinsi münasebette bulunmasıdır. Lel aktü, akit değildir. Sadece nikah akdi değildir. Ve gale ba'dul ulema, bazı alimler de şöyle demişlerdir. İnnel ayete nefseha fiha delaletun ala zalik. Ayet-i kerimede de buna açık bir delalet vardır demişlerdir. Fakat gale İbn-i Cinni şöyle demiştir. Seeltü Eba Ali'nin, Ali'nin babasına sordum. An kavlihim nikahul nekahal mer'ete, kadını nikahladı sözü hakkında sorduğum zaman gale dedi ki farragat el arabu, Araplar ayırmışlardır, ayırt etmişlerdir. Bil istimal, kullanmada ayırt etmişlerdir. Fe idâ galu, eğer Araplar şöyle derlerse nekaha fulanun fulaneten, filan erkek filan bayana nikahladı derse eradu ennehu agade aleyha, yani o bayana nikah akdini yaptı manasına gelir. Ve idâ galu, eğer şöyle derlerse Araplar nekaha zevcetehu, hanımına nikah yaptı derlerse, o zaman eradu bihi el mucama'a, hanımıyla cinsi münasebette bulundu manasına gelir. Ve hune kavluhu teala, burada Allah Teala'nın bu ayeti kerimesi hatta tenkeha zevcen gayra, evet, başka bir eşle nikahlanana kadar, yani burada el muradu minhu el mucama'a, yani başka bir erkekle evlenip de onunla cima yapıncaya kadar anlamına gelir. Evet, böylece 9. hükmü de açıklamış olduk. El hükmül aşiru, 10. hükme geldik. Nikahul muhallil, muhallil nikahı ve hel huve sahihun en batilun, yani ikinci erkeğin kadına nikah kıyması ve onunla evlenmesi, bu sahih midir, batıl mıdır? Yani önce muhallil ne demek onu açıklayalım. El muhallil bi kesril lam, lamın kesralı olarak okunmasıyla el muhallil, evet, hüvellezî yetezevvecül mutallakate selasen, 3 defa boşanmış olan kadınla evlenen erkektir. Bi kastı, sadece şu kasıtla evleniyor. En yuhal, en yahul, yahulleha lizzevcil evvel, birinci erkeğe hanımını helal kılmak için bu maksatla evleniyor. Fakat semmahu aleyhisselam, evet, nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir nikahı, böyle bir evlenmeyi şöyle isimlendirmiştir. Bitteysil müstear, evet, dürüst bir efendim nikahlanma değildir bu. Evet, fefil hadisi şerif, hadis-i şerifte şöyle açıklanmıştır. Ela uhbirukum bitteysil müstear, yani böyle aldatmaca bir nikah kıyma, bu şekilde evlenmenin nasıl olduğuna size haber vereyim mi diye Peygamber Efendimiz sormuş. Sahabe-i kiram da galu dediler ki bela ya Resulallah, evet ey Allah'ın Resulü, cevap ver diye söylediklerinde gale huvel muhallilü, yani bir erkek 3 defa hanımını boşayan erkeğe, birinci erkeğe hanımını helal kılmak için onunla uydurmaca nikah yapıyor. Bu şekilde le'anallahul muhallil vel muhallile leh. Allah Teala böyle bir uydurma nikah yapan kişiye de ve yapılan kişiye de lanet etmiştir şeklinde böyle bir hadis-i şerif varid olmuştur. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak elbette caiz değildir, haramdır.
Fakat ihtelefel ulema, alimler ihtiraf etmişlerdir. Fî nikâhil muhallil, böyle bir amaçla nikah yapan bir kişinin nikahı caiz midir, değil midir konusunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Ve zehebel cumhur, cumhur ulema bu konuda şöyle demişlerdir. Malik ve Ahmet ve Şafii ve Sevri bu alimler ila ennen nikah batılın, böyle bir nikah batıldır, geçersizdir demişlerdir. Ve la tahillu lizzevcil evvel, böyle uydurma bir nikahla kadın birinci kocaya helal olmaz. Ve galel hanefiyyetü, evet hanefiler de bu konuda şöyle demişlerdir. Ve ba'du fukaha il şafiiyye, evet bazı şafii fıkıh alimleri de bu konuda şöyle demişlerdir. Hüve mekruhun, evet böyle bir nikah mekruhtur. Ve leyse bi batılın, batıl değildir. Lienne fi tesmiyeti bil muhallil, muhallil şeklinde isimlendirmek, ma yedullu ale sıhha, evet, bunun, bu nikahın sahih olduğunu göstermektedir. Lienneha sebebül hil, çünkü helallık sebebidir. Ve ruya anil evzai, evzai'den bu konuda şöyle bir rivayet nakledilmiştir. Ennehu gale, evzai dedi ki, bi'se ma sana'a ve nikahu caiz. Evet, bu kişinin yaptığı ne kadar kötü bir fiildir, davranıştır ama nikah caizdir demiştir. Peki hüccetül cumhur, cumhur ulemanın delilleri nedir? İstedellel cumhur ala fesadi nikahil muhallil. Evet, muhallilin yapmış olduğu nikahın fasit olduğuna cumhur ulema şu delilleri getirmişlerdir. Evvelen birinci delil, hadisü la'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el muhallile, bu işi yapan erkeğe Allah Resulü lanet etti. Vel muhallele lehu, evet birinci erkeğe de, bunu yaptıran birinci erkeğe de Allah Teala lanet etti şeklinde bir hadis varid olmuştur. Saniyen ikinci hadis, hadisü ela uhbirukum bitteysil müste'ar, yani bir erkek tutup da hanımını onunla nikahlayan kişiyi size haber vereyim mi? Galu bela, evet ya Resulullah dediler. Gale huvel muhallil, işte o muhallildir demiş ve peygamberden bu şekilde açıklamıştır. Üçüncü delilleri, salise hadisü İbni Abbas'in, İbni Abbas'ın hadisidir. Su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an nikahil muhallil, muhallilin nikahı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soru soruldu. Fekale dedi ki la ey la yahillu, yani helal olmaz dedi. İlla nikahu rabe, bizzat istekle, rağbetle nikah olması gerekir dedi. La nikahe delse, yani uydurma bir nikah değil. Ve la istihsa'e bi kitabillah, Allah'ın kitabıyla alay edilmez. Sümme yedugu usayleteha, evet o kadın ne yapacaktır? Mutlaka onunla cima yapacaktır demiştir. Rabian, dördüncüsü, ma ruya an Umar radıyallahu anhu ennehu kale, Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. La utiye bi muhallilin, la utiye bi muhallilin ve la bi muhallilin lehu illa recemtuhuma. Eğer bana diyor böyle bir muhallil veyahut da hanımını helal kılmak için başka bir erkeği tutup da hanımıyla nikahlandıran iki kişiyi getirilirse bana, mutlaka o ikisine de rejim cezasını uygularım demiştir Hazreti Ömer. Hamisen, beşinci delil de şöyledir. Evet, ma ruya an Nafi' an İbni Ömer, evet, Nafi'in Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmiş olduğu, enne racülen se'elehu an racülin, bir kişi, şöyle bir kişi hakkında soru sormuş İbni Ömer'e. Tallaga imra'etehu selasen, hanımını üç defa boşamış. Fetezevveceha ahun lehu min gayri muameretin minhu, onunla anlaşmadan başka bir kardeşi o kadınla evlenmiş, nikahlanmış. Liyuhalliha
li ahihi, kardeşine hanımını helal kılmak için böyle bir anlaşma olmadan nikahlamış. Tel tahillü lil evvel, yani o kadın birinci kocasına helal olur mu diye sormuş. Gale la, hayır demiş. Hayır diye cevap vermiş. İlla nikahu rabe, rağbetle, istekle olan bir nikah, evlilik olması gerekir demiş. Künnâ ne'uddu hâdâ, biz bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sifahan ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem sefihlik ve efendim gayri meşru bir nikah olarak sayıyorduk demiştir. Evet, burada kalalım. İnşallah kaldığımız yerden itibaren gelecek dersimizde devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Subhanekallahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin, lillahi teâlel Fatiha.